Koz Altın Paranın Rotasını sunar. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Haftanın son iş gününde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç ile birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Dolayısıyla biz de pembe kravatlarımızla bugünü kutlayalım istedik hocamla beraber. Peki en büyük emekçi, yani kadınlar içerisinde en büyük emekçi hangi sektördür veya hangi iştir sence? Ev hanımlığı hocam, annelik. Kesinlikle evet. Ötesi... Ben doğru cevap. Bir sonraki soruya geçiyoruz Barış. 10 hocam, puanlık uzman sorusuydu. Şunu söylemek istiyorum. Annelik ben de. Evet. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz bir taraftan ama hakikaten Türkiye'deki bu kadına şiddet meselesi bir türlü çözülemiyor. Bugün yine bir haber vardı. Biz birazdan bugünün gündeminde de aktaracağız. Yine bir kadın sokak ortasında öldürüldü. Bu meseleyi çözmemiz lazım. 2013 Türkiye'sine yakışmayan manzaralar görüyoruz. Bugün bir araştırma da var. O araştırmayı da konuşacağız. Türkiye'de kadın profilini ortaya koyan bir araştırma. Sonuçları çok çarpıcı. Kadınların yaşama nasıl baktıklarını anlatıyor. Bir başlık söyleyeyim sadece. Kadınlar mutsuz olduklarını söylüyorlar. Türk kadınları. Onları mutlu etmemiz lazım. Yani her anlamda, iş anlamında, çalışma hayatı anlamında, işte bu şiddet meselesinin çözümü konusunda. Bunlar önemli şeyler. Öyle bir gün 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nü tebrik ettik deyip nutuklar atmakla bu meseleler olmuyor. Evet. Bu işlere bakmak lazım, çözmek lazım. Yani herkes kendi evinin önünü süpürse Barış, aslında hiçbir sorun kalmayacak. Gerçekten de dediğin gibi. Ya bir de zaten şöyle bir durum var. Hani bir başkasını mutlu ettiğinde sen çok mutlu oluyorsun, tamam mı? Yani hiç kendin mutlu olmak için aslında mutlu etmelisin. Az önce dedin ya, annelik, ev hanımlığı. Belki de dünyanın en ağır işi ev hanımlığı bence. Çünkü düşünüyorum da ya bizler nasıl yetişmişiz diye şöyle bir bakıyorum. 3 tane çocuk ve bunların her türlü ihtiyacını gidereceksin. Sabahtan akşama kadar ve hasta olsa çocuğundan daha fazla hasta sen oluyorsun. Hakikaten kadınların yeri ayrı. Zaten dinimizde de gerçekten kadınların yeri ayrı. Ben tüm dünya kadınlarının gününü kutluyorum. Başta annem, eşim, kardeşim olmak üzere. Hepsinin kadınlar gününü kutluyorum. Dileriz hani bu şiddet olayları gerçekten medyanın gelişmesiyle de birlikte, yani bu internet medyasının iletişimin artmasıyla da birlikte çok artık ayan beyan ortaya çıktı. Daha önce de tahmin ediyorum oluyordu ama tabii, bu kadar göz önüne de gelmiyordu. Ama şu an devlet de bu konuda bayağı bir ciddi çaba sarf etmeye başladı. Çaba sarf ediliyor hocam da işte geçen gün başbakan bile itiraz ediyor. Diyor ki işte bir olay üzerinden konuşuluyor. Bir kadıncağız yine Ankara'da kocasından şiddet gördüğü için boşanma davası açıyor. Ardından koca peşini bırakmıyor. Polise gidiyor. Polis uzaklaştırma kararı alıyor. Buna rağmen gidip kadını yol ortasında bıçaklıyor. Mahkemeye çıkarılıyor. Serbest bırakılıyor. Tutuksuz yargılanmak üzere. Yani başbakan itiraz etti buna, isyan etti. Nasıl oluyor kardeşim, bu adalet mi bu diye bağırdı yani. Evet. Başbakan bağırıyor ama işte tedbirlerin alınması lazım. Bu yasalar mı değişecek artık, ne yapılacak bilmiyorum ama yani birini gidip, eşini gidip sokak ortasında bıçaklayan adamı da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakmayacaksın yani. Üstelik bu bir değil iki değil, ya süre gelen bir şiddet. Sonra var ya, aynı duyguları hissetmişiz. Yani ben o görüntüleri gördükten sonra hakikaten İnsan isyan ediyor. Kaldık hadi tamam biz isyan ettik. Sayın Başbakan da isyan ediyor. Ben anlamakta güçlük çekiyorum diyor. Oradaki ne yapacaksak diyor. Adalet Bakanlığı'na yapılmalı, söyledim. Yapılmalı diyor. Hakikaten bir şeyler mutlaka yapılmalı. Evet, bu konu çok boyutlu bir konu. Bunun işte başka şeyleri de var. Mesela bu ağır tahrik meselesi. Kadınlar niyeyse hep tahrik ediyor. Dolayısıyla şiddet haklı oluyor. Mahkeme salonlarının çoğunda. Hepsinde demeyelim ama çoğunda. Bu tahrik meselesi mesela tartışılıyor. Bunların hepsine neyse bakılması lazım. Biz yine de bugün böyle pembe kravatlarla başladık. Hayat kadınlar açısından, hepimiz açısından pembe olsun diyelim. Kadın erkek İnşallah ilişkilerinde de sizin dediğiniz gibi öncelikle annelerimizin, eşlerimizin, kardeşlerimizin ve bütün kadınların, rejideki bütün kadın arkadaşlarımızın, şu anda bayan görev yapan, bizim kanalımızda şu an görev yapan bütün kadın arkadaşlarımızın Kadınlar Günü'nü tebrik ederek başlamış olalım. Evet. Hocam şimdi Fitch dün bir toplantısı vardı Londra'da. Evet. Türkiye'yi değerlendirdi. Ne mesajlar verdi? Bu mesajlar sonrası borsaya bir satış da geldi. Niye böyle bir satış geldi? Buradan başlayalım. Evet, zaten hatırlarsan Barış, ben aslında Fitch dün açıklama yapmasa da borsada bir miktar satış bekliyordum. Çünkü hadi Fitch'in açıklaması sonrası bir satış geldi ama arkasından bir daha satış geldi saat 16'da. O yüzden bir direnç vardı ama oraya geleceğiz sonra, borsaya sonra bakacağız. Fitch bir toplantı yaptı. Aslında bankacılık sektörü vesaire onlardan bahsedeceklerdi. Ama getirdiler yine işte Türkiye ekonomisinin kırılganlıkları devam ediyor. Daha önce bunun notumuzu arttıran derecelendirme kuruluşu. Yani bizi yatırım yapılabilir seviyenin üzerine çıkartan derecelendirme kuruluşu. Söylediği en önemli mesaj, bir yıl içerisinde sizin notunuzun tekrar artması olasılığı %20, düşmesi olasılığı da %10. Yani daha önce de söylemişlerdi zaten. Biz bu not artışını yaptık. Artık 3 yıldır yani 3 yıl not artışı falan beklemeyin. Türkiye için büyümeye vurgu yapıyorlar ve bu yıl yani 2013 yılında %3.2 büyüme bekliyorlar. Gelecek yıl %4.5 ama diyor ki cari açınızda tekrar yükselecek ve %7 veya üzerine çıkacak diyorlar. Şimdi bu Türkiye'nin kırılganlığı devam ediyor vesaire. Arkasından cari açınız yükselecek söylemleri tabii bir miktar piyasa açısından olumsuz algılandı. O nedenle bir miktar piyasada aşağı yönlü hareket oldu. Da piyasa derken aslında borsada aşağı yönlü hareket oldu. Şimdi diğer açıdan bakıldığında Fitch'in aslında bu söylemiş olduklarının çok fazla bir önemi yok. Fitch öyle bir ekonomi tarif ediyor ki NATO'muzun artması için. Şimdi bakıyorum Amerikan ekonomisini mi tarif ediyor? Şeyi mi tarif ediyor? Yani Alman ekonomisini mi tarif ediyor? Hakikaten anlamak güç. Şimdi öyle bir ekonomi tarif ediyor ki 3A notuna sahip bir ekonomiyi tarif ediyor. Yani notu arttırmak için. Hı hı. Gerçekten artık bu derecelendirme kuruluşlarının mesajları, yorumları vesaire her şey bir yalama oldu artık. Çok da fazla ciddiye almıyorum. Yani ben şahsi olarak ciddiye almıyorum. Zaten ülkede de ciddiye alan pek yok. Yani Sayın Babacan da zaten benzer açıklamalar yaptı. Daha önce diğer bakanlar da benzer açıklamalar yaptı. Asıl önemli olan şey artık derecelendirmesini ülkelerin fon yöneticileri o ülkenin devlet tahvilini, hazine bonosunu veya o ülke şirketlerinin tahvil ve bonolarını alan fon yöneticileri yapıyor. Onlar karar vermişler. Türkiye'yi bence AA eksi notuna getirmişler. Yani en üst seviyeye doğru çıkartmışlar. Önemli olan da o zaten. Biz evimizi temiz tuttuğumuz sürece yani şu bütçe biraz sakat gözüküyor. Yani çok iyi veriler geldi güya Ocak'ta ama bakıyorsun hep böyle bir yamayla yani işte özelleştirme geriliğiyle diğer gelirlerle vesaire iyi bir görüntü veriyor. Normal şartlar altında ekonominin küçüldüğü bir yıl olan 2012 yılında bu artı diğer özelleştirme gerileriyle ayakta durdu. Ve 2013 yılında da bayağı bir özelleştirme programı var. Onunla yine iyi bir görüntü verecek. Örneğin ihracat, Fitch'in şeyden de haberi yok. Yani ihracat performansını övüyor ama yani ihracattan altını çıkarttığın zaman altın ihracatını ki o bir ihracat da değil aslında. Çünkü o bir ödeme, dışarıya yapılan bir ödeme. Yani İran'dan aldığımız işte doğalgaz faturasının bir nevi ödemesi. Onu ihracat olarak alırsan sen yani sanki Türkiye ekonomik verilerinden de çok bir haberlermiş gibi bir izlenim edindim ben dün onların açıklamalarını okuyunca. Yani dolayısıyla çok bir önemi yok Fitch'in. Peki. Avrupa Merkez Bankası'nın önemi var mı? Ona bakalım hocam. Şimdi dün biz konuşmuştuk aslında, faizde bir değişiklik çıkmadı. Draghi önemli açıklamalar da yaptı. Bu gelişmeler piyasaları nasıl etkiler? Bundan sonra Avrupa'da genel gidişat konusunda ne düşünürsünüz? Birincisi dün zaten bir faiz indirimi bekleniyor. Piyasalarda bir faiz indirimi olabilir. Hani beklentisinden ziyade evet bu sefer de olabilir canım gibi bir hava vardı. Yani beklenmiyordu ama 61 mesela daha önce yapılan Bloomberg anketinde 61 tane uzmandan 56'sı faiz indirimi beklemiyordu. Ve faiz indirimi çıkmadı ki beklenen oldu. Ama Draghi yapmış olduğu açıklamalarda faiz indirimi de tartışıldığını söyledi. Daha önce geçen ayki toplantıda şöyle bir durum vardı. Faiz indirimi hiçbir şekilde tartışılmadan herkes faizler aynı kalsın diye bir oy kullanmıştı. Tam %100 kullanmıştı. Bunda da yine benzer bir şey oldu ama en azından faiz indirimi olsun olmasın tartışıldı. Çünkü ben tartışılmasını bekliyordum. Bir de IMF Başkanı Lagarde daha önce bunu söylemişti. Yani faiz, Avrupa Merkez Bankası faizleri indirmeli gibi falan bir açıklama yapmıştı. Bunun üzerine tartışılmış. Ama burada tabii asıl şey Almanya. Yani Almanya istemiyor. Almanya istemeyince biraz faiz indirimi oldukça zor. Şimdi açıklamaya bakıyorsun. 2013 yılında %0.3 küçülme beklerken Avrupa'da. Şimdi bunu %0.4'e yükseltmiş Draghi. Yani Avrupa Merkez Bankası. Ve enflasyon tahminine bakıyorsun. Artık enflasyondan endişe yok. Onu görüyoruz. Ya madem %0.3 küçülecek ekonomide o zaman niye faiz indirmiyorsun? Yani biraz bana çelişkili geldi. Bu anlamda asıl etki euro-dolar paritesi üzerinde oldu. Ve euro-dolar paritesinde dünkü yorumlarımızda şunu söylemiştik. Eğer faiz indirimi gelmezse o zaman euro-dolar paritesinde çok sert bir artış görürüz demiştik. Evet. Nitekim 1.30'un altına geldikçe orada bir miktar düşüyordu. Şu dün saat yaklaşık olarak 15.30 sıralarında Draghi konuştu. Onun öncesinde faiz indiriminin gelmediği, yani faizlerde bir değişiklik olmadığı açıklandı. Euro-dolar paritesi 1.30'un üzerine attı. Draghi konuşmaya başladıktan sonra da 1.31 seviyelerine kadar yükseldi euro-dolar paritesi. Bu tabii dolar diğer paralara karşı değer kaybetmiş oldu. Yani uluslararası piyasalarda. Bu nedenle dolar-TL kurunda da bir miktar gerileme oldu. Euro-dolar paritesinde bu aşamadan sonra şöyle bir şey yapabiliriz. Özellikle 1.31.50 seviyesi önemli bir direnç. Eğer bunun üzerine çıkarsa long pozisyon alınabilir. Çünkü ondan sonra hedef 1.33 olacaktır. Ama şu aşamada 1.29.70 ile 1.31 seviyeleri birer kanal hareketi oluşturuyor. Hocam bir su için isterseniz siz. Yok, su içmeyeceğim de şu klimayı kapatırsak çok iyi olur arkadaşlar. Çünkü bir yerden esiyor sürekli ve bu esme devam ettikçe içeride cereyan yapıyor. Ve ciddi anlamda da etkiliyor beni. Şu an bu grafik üzerinden bahsetmiyorum sevgili seyirciler. Şu an kendi grafiğimden. Ama grafik anlatır gibi anlattınız hocam. Şu anda klima. Evet, şu anda klima. Evet, grafik. Tamam, grafiği alabiliriz arkadaşlar. Hocam Asya'ya gelelim mi? Asya'ya gelelim. Evet, Asya'ya da gelelim. Asya'dan olumlu haberler var. Evet. Japonya son çeyrekte büyümeye geçti. Bir yandan da Çin'in ihracatı beklentilerden daha fazla büyüdü. Şimdi bu Asya'da büyümeye geçildiği anlamına mı geliyor artık? Böyle mi okuyabiliriz? Valla şöyle, aslında daha Abe geleli 3 ay falan olmadı, 2-3 ay. Tabii tabii, 2,5 ay. Evet, yani kadar. Gelir gelmez hemen ekonomi büyüdü. Evet. Yani son çeyrekte %0.2 büyüdü ve 4. çeyrekte aslında %0.4 daralmıştı. Özellikle yani daraldığı biliniyordu ama son gelen rakam %0.2 büyüdüğünü gösteriyor. Şimdi yeni Merkez Bankası Başkanı Kuroda bunu öne sürecektir. Ve o şeyden bahsetmişti. 2013 yılında değil de 2014 yılında Japon Merkez Bankası tahvil alım programına başlayacaktı. O tahvil alım programını erkene çekmeye çalışıyor Kuroda. Fakat eski başkan da itiraz ediyor. Diyor ki o tahvil alım programının erkene çekilmesi olumlu sonuç vermez şeklinde açıklama yapıyor. Şu an bir gazla gidiyor Japonya. Tabii 4. çeyrekte artı büyümeye geçmesi bence çok çok önemli. Çünkü hem büyümenin gelmesi gerekiyor hem de bir miktar enflasyonun artması gerekiyor. Yani onlar enflasyon hedefini %2'ye çıkarttılar. Ki bu enflasyon hedefini başarırlarsa Japonya'da bayağı bir kıpırdanma olacaktır. Eğer Japonya kıpırdanır ve büyümeye geçerse de bu diğer ülkelere de örnek olacaktır. Nitekim şu an Japon yeninin ciddi anlamda değer kaybetmiş olması gerçekten ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Japon mallarının %10-15 civarında ucuzlaması tüm dünya piyasalarında tabii ki Japonya'nın ilerideki açıklanacak ihracat dış ticaret rakamlarını da olumlu yönde etkileyecektir. Şimdi bir miktar tabii ki hani büyüme var ama bundan da bir veriyle de çok şey yapmamak lazım. Yani bir veriyle de her şey düzeldi dememek lazım. Bundan sonra gelecek veriler tabii Japonya için çok dikkat edilecek. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Denklemde Japonya yoktu Barış. Ne zamana kadar? Shinzo Abe bu seçimi kazanıp bu politikaları açıklayana kadar normal küresel denklemde Japonya yoktu. Ama küresel denkleme girdi şu an. Kur savaşları, söylemleri de bunlardan sonra başladı. Dolayısıyla tüm bu mesaj yani şöyle söylemek istiyorum. Artık dörtlü bir denge var. Yani Çin bir tarafta, Japonya bir tarafta. Bu tarafta terazinin Avrupa ayağı var ve bir de Amerika ayağı var. Ama motor ön tarafta, yani batıda, Amerika'da. Orada motorlar çalışınca arka tekerlekler hareket ediyor. Ve ama en büyük sıkıntı, bence şu an dünyadaki en büyük sıkıntı Avrupa ayağında. Avrupa toparlamadan, yani Avrupa, şimdi Amerika toparlarsa Avrupa 3 ay gecikmeli arkasından geliyor genellikle. Bu arada Amerika'nın büyümesi Çin'i ve Japonya'yı daha fazla etkiliyor. Çünkü onların dış ticaretleri birbiriyle, çünkü dev iki blok birbiriyle çok daha fazla ticaret yapıyor. Hani bu denklem içerisinde işi bozan Avrupa ve Japonya büyümeyle girdi bu denkleme. Bu yeni politikalarla girdi. Bu bana neyi gösteriyor biliyor musun? Dünya gerçekten küresel çapta motorlar çalışmaya başladığında her ülkede bu ciddi bir yepyeni varlık balonu ve felakete doğru götürecek dünyayı. Sistem onun üzerine kurulmuş. Yani sistem ekonomik büyüme üzerine kurulmuş. Ekonomik büyümenin kaynağı da harcama. Gelirleri arttırırsan büyüyebiliyorsun. Gelirleri de kim arttırmak istemiyor? Gelirlerin artması demek maliyetlerin artması demek. O zaman maliyetleri arttırmayalım, gelirleri düşük tutalım. Ne yapalım? Bu insanlara borç verelim. Bankadan gitsinler, borç alsınlar, harcasınlar. Borç alsınlar, harcasınlar. Herkes borçlansın. Dünya şu an basmış olduğu paraları, merkez bankaları sabırsızlıkla tüketiciye ve harcama sahibine kredi olarak akmasını şey yapıyor. Evet, peki hocam, bir virgül koyalım. Virgülden sonra şimdi dolara bakacağız tabii, altına bakacağız, borsaya bakacağız, sorular var, yorumlar var, onları aktaracağız ama bir reklam aramız var. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Paranın Rotası devam ediyor. Hemen sizlerden gelen yorumlara, sorulara geçelim. Şükrü Küçükerol demiş ki hocam dönemi yaklaşan temettü gelirlerinden daha iyi faydalanabilmek için nasıl bir strateji izlemek gerekir? Ya şimdi bu temettü konusunu aslında yatırımcı yanlış biliyor. Tamam mı? Geçen de bir soru vardı. Programda da değinmemizi istiyordu. Hani temettüye ne zaman hak kazanırım diyor. Evet. Tamam mı? Diyelim ki şirket yarın temettü dağıtacak. Sen bugün hisseyi alırsan temettüye hak kazanırsın. Böyle bir durumda ne oluyor? Şöyle oluyor. Burası çok önemli. Diyelim ki hisse 10 lira olsun ve 1 lira da temettü dağıtıyoruz. Her bir hissenin nominal değeri, normalde bu 10 lira piyasa değeridir. Nominal değeri de hissenin 1 liradır. %100 temettü dağıtıyorsun. Yani 1 liraya 1 lira. Evet. 1 liralık hisseye 1 lira temettü dağıtıyorsun. Temettünün dağıtıldığı gün şöyle bir hesabınız şöyle oluyor. Eğer 100 lotunuz varsa ve bir hisse 10 liraysa sizin hesabınızda ne oluyor? 1000 lira değil mi? %10'u çarpıyoruz, 1000 lira. %100 temettü dağıtıldığında, yani her bir hisseye 1 lira temettü dağıtıldığında sizin hesabınızda nakit 100 lira yatıyor. Çünkü her bir hisse için 1 lira yatıyor. Evet. Ama hesabınız 1100 lira olmuyor. Şöyle oluyor hesabınız. 100 lira nakit var hesabınızda artık. O gün temettü dağıtıldığı gün temettü kadar hisse fiyatı düşüyor. 10 liradan 9 liraya düşüyor hisse fiyatı. Bu sefer 100 hisseniz var. 9'da çarp 900 liralık hisseniz var. Ama 100 liradan nakdiniz var. Bunun anlamı şu. 100 tane hissenizde hiç azalma olmadan 100 lira nakdiniz oldu. Anladın mı? Evet. Ama şu da olabilirdi. Ben hiç temettü dağıtılmasaydı 100 hisseden 10'unu satardım. 100 lira nakde geçerdim ama 90 hissem ve 900 liram olurdu. Temettü dediğimiz şeyi alabilmek için siz 1000 lira yatırsanız temettü dağıtıldığı gün yine 1000 liranız var. Dolayısıyla bir kazancınız yok orada. Peki o zaman şirketlerin temettü dağıtması niye bu kadar önemli? Bu sadece uzun vadeli yatırımcı için çok önemlidir. Tabii. Varsayalım ki dini hassasiyetleri nedeniyle insanlar işte faiz almak istemiyor. Katılım bankasına da gitmek istemiyor. Hı hı. Ama yüksek temettü veren şirketler var. Adam emekli olmuş. Parasını almış. 50 bin lira parası var. Bu 50 bin lirasını bankaya götürse %6 civarında, 6,5 civarında bir şey alacak. Faiz alacak. Ama temettü dağıtan, temettü verimi yüksek şirketler dediğimiz %10, 15 temettü verimi olanlar var. Hı hı. Ben bu 50 bin liramı, emekli maaşımı, emekli paramı hisseye yatırdığımı varsayalım. Hiç fiyatla ilgilenmediğimi düşünün. Her yıl bana faiz ödüyor gibi temettü ödesin bu şirket. Ben de o temettüyü alayım. Ha, o sırada benim 50 bin liralık hissem belki 100 bin lira olmuştur. 25 bin lira da olabilir ama. 25 bin lira da olabilir ama ben o temettüyü alacağım. Hı hı. Ben o temettüyü alayım. Her yıl benim sürekli bir gelirim olsun. Yani ben bu şirketin ortağı olayım ve bu şirkette karından bana pay göndersin. O zaman neyi seçmem gerekiyor? Geçmiş 10 yılda her yıl temettü dağıtan, elde ettiği karların %80'ini, 85'ini dağıtan şirketler var. Ve özellikle belli bir grup dediğim iş dünyasında biliyorsun çeşitli gruplar var. Hı hı. İşte holdingler var. Mesela belli bir holding her sene dağıttırıyor. Şirket zarar etse bile temettü dağıttırıyor. Yani şirket zarar ediyor. Geçmiş yıl karlarından yine temettü dağıttırıyor. Dolayısıyla temettü mentalitesi şöyle çalışmamalı. Yani ben bu ay temettü verecek, şimdi gideyim alayım. Zaten bir değişiklik olmuyor ki. Temettü dağıtıldıktan sonraki gün elindeki para aynı. Ben işte gerçek yatırımcı o değildir. Gerçek yatırımcı satışları, karları ileride daha da büyüyecek. Benim aldığım bu hisse senedini bu sene belki 20 bin lira temettü verecek. Diyelim ki 50 bin liralık hisse senedi aldım. Evet. 50 bin liralık hisse senedime 10 bin lira temettü geldi. Gelebiliyor çünkü. Veya 5 bin lira yıllık bazda temettü geldi. Hı hı. Gelecek yıl bu şirketin karları daha da artacaksa ve temettü de dağıtıyorsa öbür yıl belki 8 bin lira gelecek. Hiç başını ağrımaz. Ben işte o tip yatırımcılar için temettünün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama temettü dağıtılmadan önce de bazı şirketlerde temettü dağıtılacağı haberi çıktıktan sonra fiyat hareketi oluyor. Yatırımcılar onu yakalamaya çalışıyorlar. Şimdi Şükrü Bey'in söylemiş olduğu daha iyi yararlanabilmek için nasıl bir strateji izlemek gerekir sorusunun cevabı bu. Temettüden yararlanabilmek için stratejiniz uzun vadeli ortak olmak şeklinde. Hocam son 10 dakikamız artık. Borsaya bakalım. Borsaya bakarken şu soruya da bakalım. Sait Çiftçi, daha doğrusu Doğan Işık Sait Çiftçi'nin mailinden göndermiş. Son zamanlarda Bovespa ile sanki paralel hareket ediyoruz. Bir bakabilir miyiz? Bize öncü bir gösterge olabilir mi? Hani ben ona bakmadım. Yani Bovespa ile birlikte, yani Bovespa dediğimiz Brezilya borsası. Brezilya borsasıyla birlikte hareket ettiğimizi çok düşünmüyorum. Çünkü orada büyüme çok zayıfladı Brezilya'da. Ve bizden daha düşük şey yapıyor. Özellik gösteriyor. Şimdi iki endeksi üst üste koyacağım. Grafiği verelim arkadaşlar. Şimdi burası siyah Brezilya, Bovespa. Kırmızı da bizim borsa. Evet. Şöyle. Bu düşüşte benzer şekilde düşmüşüz. Yani bu siyah Bovespa. Evet. Bovespa'da da Moody's not arttırımı bekleniyordu da şey mi oldu? Yok. Normal Bovespa düşmüş. Şu son şeyde biz yükselişe başlamışız. O biraz yükselmiş, geri düşmüş. Sonra çok hızlı bir şekilde yükselmiş son 2 günde. bizde de hani ben çok fazla korelasyon göremiyorum aslında burada. Yani gerçi şu hareket, şu iki hareket şu şekilde benziyor birbirine. Hani bu aşamadan sonra ama Brezilya'nın kendine has bir yeni bir beklentisi oluşmuş bence. Çünkü çok sert bir yukarı hareket olmuş. 56.000'den 59.000'e 2 günde 3.000 puanlık bir hareket olmuş. Evet. Çok fazla değerlendiremeyeceğim. Yani sağlıklı bir değerlendirme yapmak. Peki hocam, İMKB'de bize bakalım. Biz bir frenle bastık dün. Evet. Ne oldu? Niye frene bastık? Bundan sonra ne olur? Bir yükselişimiz vardı. Devam edecek mi? Evet. Bence şöyle, zaten bir dünkü yayında açıkça belirtmiştik Barış. Özellikle vermiştik. Bu direnç kırıldıktan sonra şu 81.000 direnci. Önemli direnç 82.600'de demiştik. Burada da 82.600 seviyesini şu altın rasyo ile bulmuştuk. Hı hı. Ve bakın tam burada şunu özellikle göstermek istiyorum. Tam şu direncin olduğu yer burası 82.600. Tam oraya geliyor ve orada siyah mum oluşuyor ve aşağı dönüyor. Şimdi buradan itibaren ben çok az bir geri çekilme bekliyorum. 81.000'e kadar olabilir bu. 81.000'in altına da gelebiliriz pazartesi günü. Rekabet Kurulu kararını açıklamadan önce. Ve eğer 81.000'in altına gelirse orada yeniden alım öneririm. Yani geçici bir düzeltme yapacağız diye düşünüyorum. Bu geçici düzeltmeden sonra yeniden yükselişin devamını bekliyorum. Dolayısıyla ama stop loss seviyem 79.500. Yani evet. 79.500'ün altına geçilirse orada başka bir hikaye var demektir. Yani bu hikaye değişmiş demektir. Benim tahminim en fazla 80.000'e kadar bir gerileme. Ondan sonra da yeniden 82.600'e doğru yükseliş. Bu arada şu son çıkışın geri çekilmesi nereye kadar olur? Yani son yükselişin geri çekilmesi nereye kadar olur sorusuna tam tamına 80.200 seviyesi ve bu 80.000 seviyesi bence çok kritik bir seviye. Oranın altına düşmediği sürece borsa yukarı hareket devam eder. Ben düşeceğini şu an pek zannetmiyorum. Yani 80.000'in altına geleceğimi. Ha 80.000'in altına gelirse yalnız baktım ki eğer ayı tuzağı görüntüleri oluşmaya başlamışsa, yani hacimsiz geliyor, herkes destekliyor, destek kırılıyor gibi oluyor falan, o zaman orada alım önermek lazım. Hı-hı. Tekrar. Ama ben 81.000'in altında yeniden pozisyon oluşturabileceğini düşünüyorum ve bu trendin de bir miktar daha şu şekilde, yani şöyle bir şeyle devam edeceğini düşünüyorum. Yani şöyle bir trendle devam edeceğini düşünüyorum. Saadet Büyük soruyor hocam. Dolar Türk Lirası'nda teknik olarak filama formasyonu oluşuyor. Bu durumda kur 1.85'e kadar gider mi? Ne dersiniz? Şu an Dolar Türk Lirası bu. Yani grafik tekrar verelim arkadaşlar. Filama formasyonu yeniden 1.85'e gider mi sorusu var. Şimdi şöyle açıklayayım. Dolar Türk Lirası'nda özellikle teknik analiz yapmak hatalı. Yani teknik formasyonları değerlendirmek hatalı. Benzer şu hareket şurada da oluşmuştu. Bu da benzer bir filamaydı. Yani şurası da benzerdi. Şurada bayrak görüntüsü vardı. Ama formasyonlar tutmayabilir. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın etkisi çok güçlü. Şimdi şu seviyede bir direnç oluştu. Evet. Şimdi flama diyebilmemiz için bizim normalde şöyle bir hareketin olması lazım. Yani onu bir göstereyim. Flama diyebilmemiz için şöyle bir hareket beklerim ben. Yani şöyle, şu şekilde bir hareket beklerim. Şimdi bu böyle değil ve aşağıya doğru geliyor. Hadi şuraya çizecek olsam şu aşağıda kalıyor. Dolayısıyla flamadan ziyade hani bir kama formasyonu da olabilir. Fakat benim burada teknik analiz formasyonlarına güvenerek işlem yapılmaması gerekir. Neden? Çünkü Merkez Bankası'nın burada etkisi çok büyük ve Merkez Bankası temel belirleyici dövizi. Onun kafasında olan şey yani 1.83, 1.85 tamam uygun. Ama ne bileyim işte 1.77, 1.76'nın altına fazla gitmesin diyor. Dolayısıyla bu hareket dün hani hatırlıyorsan izleyicilerimiz şeyi sormuştu. Dolar 1.80'e geldi tekrar. Yaşar Bey, evet. 1.78'in altına düşüş bekliyordu. Geçerli mi diye. Ben aynı şekilde şu şeyin aşağıyı bir defa test ettiği için tekrar aşağı gelmesini bekliyorum ve özellikle şu seviyeye kadar, yani 1.78 seviyesine kadar geri çekilmenin devam etmesini bekliyorum. Ama bu geri çekilme olurken yukarı gidip tekrar aşağı gelip tekrar yukarı gidip şu şekilde bir hareket bekliyorum. Hı hı. Ama ben bu beklentim ne zaman değişir? Bu beklentim özellikle 1.81-50 seviyesi ne zaman yukarı kırılırsa işte o zaman şey olacaktır. Burası değişecektir. Hocam az önce temettüyü konuştuk ya, orada siz bir şirket dediniz. Bu zarar etse de temettüyü dağıtan şirket. Evet. O çok merak edilmiş, haberiniz olsun. Acaba hangisi bu holding diye. Gruplar olarak söyleyeyim ben. Açıkça söyleyebiliriz yani bunu. Bunu herkesin bildiği bir şey aslında. Bütün raporlarda da bu yazar. Koç grubunun hemen hemen bütün şirketleri, hı hı. Mesela işte Ford Otosan, Tofaş otofabrikası, daha önce İzocam, işte Aygaz'ı, Tüpraş'ı vesaire. Evet. Grup bunu bir tamamıyla politika haline getirmiş. Bunu da yatırımcı danışman, yani temettü dağıtım politikalarında ayrıntılı açıklamışlar. Dolayısıyla direkt olarak kendisi grubun, hani Koç ailesi şirketlerin karından ne alıyorsa, hı, aynı şekilde o şirkete ortak olmuş yatırımcı da aynı temettüyü alıyor. Ve bunu bir zorunluluk da haline getirmiş durumdalar. Evet. O yüzden şey anlamında bunu niye söylüyorum? Yatırımcı gerçek anlamda yatırımcı olsun ve hakikaten ama sadece Koç grubu değil, yani başka şirketler de var. Onların hepsini listesine yayınlayabilirim. Yani kimlerin temettü dağıtmak konusunda yatırımcıyla çok yakın şey yaptığını ve yatırımcıya ilgi gösterdiğini, yatırımcıyı kandırmadığını. Maalesef şirket sayısı çok az. Yani hakikaten yatırımcının kendini güvende hissedip yönetime gerçekten güvenebileceğini hissettiği yatırımcı sayısı az. Bu arada Abdullah Aktürk'ten bir soru geldi. O çok önemli. Amerika'da istihdam verileri açıklanacak. Biz bazen sorulara dalıp gündemi, hı hı, kaçırabiliyoruz. İyi gelirse dolar yukarı, kötü gelirse altın sert çıkış yapar deniyor. Katılıyor musunuz? Evet, katılıyorum. Yani eğer istihdam verileri çok kötü gelirse parasal genişleme daha da devam edecek vesaire gibi sebeplerle yukarı gidebilir altın. Hocam 1,5 dakikamız var. 2 de mesaj okuyalım. Recai Uzun demiş ki insanlar borçlansın, ekonomi canlansın diye beklemek yerine dünyanın açlıktan yok olmakta olan insanlara, fakirlik içinde yaşayanlara balık tutmayı öğreterek onların kazanarak tüketim yapmasını sağlamak hem daha akılcı hem daha insancıl değil mi demiş. Tabii ki öyle. Elbette ki öyle. Mehmet Cengiz Özgöz de demiş ki, evet, hocam kredi kuruluşları bizim notumuzu arttırarak yabancı yatırımların Türkiye'ye gelmesini ister mi hiç? Neticede bize gelecek olan yatırımcılar kendilerinden gidecek. Bunun için işi zora sokuyorlar. Kendilerinden daha güçlü bir Türkiye isteyeceklerini sanmıyorum demiş o da. Biz de bu katılımı, katkısı için, evet, teşekkür ederim. Aydın Yağcı da demiş ki size özel bir mesaj göndermiş. Hocam her takıma eşit mesafede olduğunuzu biliyorum. Bugün sarı lacivert kravat niye takmadınız demiş. Bana da demiş ki Kadınlar Günü'nü kutladın ama Fenerbahçelileri niye kutlamadın? Fenerbahçelilerin de Kadınlar Günü kutlu olsun. Güzel. Şaka yapıyorum tabii. Fenerbahçelileri de kutluyoruz. Önemli bir galibiyet aldılar. UEFA Kupası'nda yola devam ediyorlar. O nedenle kutluyoruz. İyi oluyor. Ülke puanları artıyor hocam. Galatasaray'da, evet, gitsin, Fenerbahçe'de gitsin. Evet. Her iki takımda da Avrupa'da başarılar diliyoruz. Biz çocukken veya gençken tutmadığımız takım gidip dışarıda yenince seviniyorduk. Şimdi değişti. Endüstriyel oldu ya her şey. Ama ben artık istemiyorum yani, hakikaten istemiyorum. Yok şaka maka, biz hala o amatör ruhla destekliyoruz Fenerbahçe'yi Avrupa'da. Evet, bir Galatasaraylı olarak. Evet, haftanın son günü Cuma günüydü. Evet. Gelecek hafta Pazartesi yine birlikte olacağız. Çok, evet, teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları hocam size. Tamam. Bir ara vereceğiz. Paranın rotasını noktalıyoruz ama biz devam edeceğiz. Aradan sonra bugünün gündeminde kadınları konuşacağız. Önce sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya bizimle olacak. Çalışma hayatında kadınlar için ne gibi yenilikler var, onlara bakacağız. Önemli çalışmalar var. Sonrasında yine çarpıcı bir araştırma var. Onun sonuçlarını konuşacağız. Türkiye'de kadın profili Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici bizimle olacak. Bir ara verelim. Aradan sonra bugünün gündemine başlıyoruz. Koz Altın Paranın Rotası'nı sundu.